65. bölüm Cehennem ve Mizan'ın vasıfları. Daha önce de bu konunun bazı yönlerine değinmiş olsak da faydasının tam olabilmesi için burada yeniden ele almayı gerekli gördük. Tekrarlanan nasihatlerin gaflete düşmüş ve fesada uğramış kalplere fayda vereceğini umut ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de cehennemin dehşetine ve kıyamet gününün korkunç ahvaline büyük önem verir. Bu yüzden bunları pek çok yerde tekrar etmiştir. Bu durumda cehennem ve kıyamet ahvalinin akıl sahibi kimselerde büyük etki bıraktığını gösterir. Ayrıca bunların dışındaki hususların daha ehven, ahiretin ise daha hayırlı ve baki olduğuna da tenbih vardır. Cehennemin sıfatlarına gelecek olursak, Yüce Allah Celle Celaluhu lütfu ve ihsanıyla bizleri ondan korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennem siyah ve karanlıktır. Ne ışığı ve ne de alevi görünür. 7 kapısı vardır. Her kapıda 70 bin dağ, her dağda ateşten 70 bin bölüm, her şubede ateşten 70 bin kısım, her kısımda ateşten 70 bin vadi, her vadide ateşten 70 bin han ve her handa ateşten 70 bin ev vardır. Her evin içinde 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunur. Her akrebin 70 kuyruğu, her kuyruğun 70 boyumu vardır. Her boyunda 70 bin testi zehir bulunur. Kıyamet günü olunca cehennemin üzerinden örtü çekilir. Oradan uçuşan büyük çadırlar, insanların ve cinlerin sağından ve solundan, önünden ve arkasından geçip durur. İnsanlar ve cinler bu manzarayı görünce dizüstü yere çöker ve ''Ya Rabbi kurtar!'' diye hep birden niyaz etmeye başlarlar. Müslim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kıyamet günü cehennem 70 halat ile çekilerek getirilir. Her halatı 70 bin melek çeker. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır. Bir hadis-i şerifte bu ayeti kerimede geçen cehennem zabanileri ve ne kadar büyük olduklarına işaret edilen hakkında şöyle buyurulur. Oradaki her bir meleğin iki omuz arası mesafesi bir yıllık yol kadardır. Ve her biri elindeki demir topuz ile bir dağa vurduğunda onu toz haline getirecek güçtedir. Her darbesiyle 70 bin kişiyi cehennemin derinliklerine gönderir. Üzerinde 19 vardır ayetinde belirtilen 19 melek cehennem zebanilerin reislerinin sayısıdır. Yoksa cehennemde görevli meleklerin sayısını Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Biz cehennemin işlerine bakmakla ancak melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler iyiden iyiye öğrensin, iman edenlerin imanını artırsın. Hem kendilerine kitap verilenler hem müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar da ve kafirler de Allah bu misalle ne demek istemiştir ki desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başka bilmez. Bu ise insanlık için ancak bir öğüttür. İbn Abbas radıyallahu anha cehennemin büyüklüğünü sordular. Dedi ki, vallahi büyüklüğünün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Fakat bize ulaşan bilgilere göre cehennemde görevli her zabaninin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 70 yıllık yoldur. Ve buradan irin ve kan dereleri akar. Tirmizi şöyle rivayet eder. Cehennemdeki çadırların duvarlarının kalınlığı 40 yıllık yoldur. Müslim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Sizin dünyadaki şu ateşiniz, cehennem ateşinin hararetinin 70'te biridir. Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, zaten bu ateş yeterlidir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,
cehennem ateşi öbürüne 69 kat üstün kılındı. Her bir katın harareti bunun mislindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer cehennemliklerden biri elinin içini dünyadakilere uzatmış olsaydı, onun hararetinden dünyada yaşayanların hepsi yanar. Cehennemde görevli bulunanlardan biri çıkıp dünyaya gelse ve dünyadakiler de onu görseler, Allah-u Teala'nın onun üzerinde bulunan gazabı sebebiyle onu gördüğü anda derhal ölürler. Müslim ve diğerleri şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ile birlikte oturuyordu. Birden büyük bir cismin düşme sesi duyuldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, biliyor musunuz bu nedir? Biz dedik ki, Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Buyurdular ki, bu 70 sene önce cehennem kuyularından birine atılmış olup düşmekte olan bir taşın dibe ulaşma sesidir. O taş cehennemin dibine şu anda ulaştı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle derdi. Cehennemi sıkça hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetli, dibi çok derin ve topuzları demirdendir. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. Muhabbet kuşu nasıl sahibini arar bulursa, cehennem de kendisine girecekleri arar bulur. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a yukarıdaki ayet-i kerimeyi sordular ve cehennemin gözleri mi var dediler. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Evet var. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmediniz mi? Kim bilerek benim adıma bana yalan isnat ederse cehennemin iki gözü arasındaki yerine hazırlansın. Sahabe-i kiram sordular. Ey Allah'ın Resulü, cehennemin gözleri mi var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz Cenab-ı Hakk'ın cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce buyurduğunu işitmediniz mi? Şu hadisi şerif de yukarıdaki hadisi teyit eder. Cehennemden bir boyun uzanır. Bakan iki gözü ve konuşan dili vardır. Şöyle der. Ben Allah-u Teala yanında başka ilahlar tanıyanları yakalamakla görevlendirildim. O kuşların susam tanelerini iştahla topladıkları gibi cehennemlikleri görür ve toplar. Mizanın vasıfları. Mizanın vasıflarına gelince. Hadis-i şerifte belirtildiğine göre iyiliklerin tartıldığı kefe nurdan ve kötülüklerin tartıldığı kefe ise karanlıktandır. Tirmizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cennet arşın sağına, cehennem ise soluna konulur. İyilik kefesi sağa ve kötülük kefesi de sola konulur. Böylece cennet iyilikler kefesine ve cehennem de kötülükler kefesinin karşısına gelmiş olur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle derdi. İyilikler ve kötülükler İki kefesi ve dili olan mizanda tartılır. Kıyamet günü Allah-u Teala Celle Celaluhu kulların amellerini tartmak isteyince onları maddi cisimler haline getirir ve mizanda tartar. 66. Bölüm Kibir ve Kendini Beğenmenin Kötülüğü. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri ve sizleri dünya ve ahiretin hayırlarına kavuştursun. Şunu bil ki, kibir ve kendini beğenme, insandan bütün faziletleri soyar alır ve bunun yerine insana bütün kötülükleri giydirir. Kibir ve kendini beğenmenin kişiyi nasihat dinlemekten ve edep sahibi olmaktan alıkoyması, kötülük ve rezalet olarak yeter. Bundan dolayı demişlerdir ki, ilim utanma ve kibir arasında barınmaz, kaybolur. Sel nasıl yüksek binaları yıkarsa, İlim de büyüklük taslayanları yıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kalbinde zerre ağırlığınca kibir bulunan cennete giremez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu elbisesini kibir ile yerden sürüyenin yüzüne bakmaz. Ehli hikmet der ki, kibir ile saltanat devam etmez. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde kibir ile bozgunculuğu bir arada zikreder. Buyurur ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir.
Yine Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Ehli hikmetten biri der ki, ne kadar kibirli insan gördümse ona karşı tavrım değişmiş, ben de ona karşı kibirlenmişimdir. İbn-i Avane, kibir bakımından insanların en kötüsüydü. Bir gün hizmetçisine, bana su ver dedi. Hizmetçisi de peki dedi. Bunun üzerine İbn-i Avane, ancak hayır diyebilecek durumda olanlar peki diyebilir diyerek hizmetçisini azarladı ve dövülmesini emrederek onu dövdürdü. Yine İbn-i Avane, sabanla çift süren birini çağırır ve onunla konuşur. Konuşmasını bitirdikten sonra çiftçi ile konuşmasından iğrenerek gidip ağzını yıkar. Böyleleri için denilir ki, falanca kişi kendini öyle yükseklere çıkardı ki, eğer oradan düşecek olsa paramparça olur. Cahız şöyle der, Kureyş içinde kibirleriyle meşhur olan Beni Mahzum ve Beni Ümeyye kabileleri ve Araplar içinde de Beni Cafer bin Kilab ile Beni Zürare bin Adi kabileleriydi. İran Kisraları kendilerini ilah, insanları da köle olarak görürlerdi. Kibirli olmalarıyla meşhur Abduddar oğullarından birine halifeyi ziyarete gelmeyecek misin diye sorarlar. Şöyle cevap verir. Köprünün benim şerefimi taşıyamayacağından korkuyorum. Haccac bin Erta'ta sorarlar. Neden cemaatle namaz kılmaya gelmiyorsun? Şöyle cevap verir. Bakkal taifesinin camide beni sıkıştırıp izdiham içinde bırakmasından korkuyorum. Vail bin Hicr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Efendimiz ona bir miktar devlet arazisi tahsis eder ve Muaviye radıyallahu anh'a şöyle der. Verdiğim araziyi kendisine göster ve ismine kaydet. Sıcağın şiddetli olduğu bir günde Vail deve üzerinde ve Muaviye radıyallahu anh yaya olarak yola çıkarlar. Sıcak altında devenin peşinde yürüyen Muaviye radıyallahu anh sıcaktan bunalır ve Vail'e der ki, beni de devenin arkasına bindirsen. Şöyle der, sen hükümdarın terkisine deveye binebileceklerden değilsin. Muaviye radıyallahu anh şöyle der, bari ayakkabılarını bana ver. O şöyle der, ey Muaviye, ayakkabılarımı senden esirgeyecek kadar cimri değilim. Fakat ayakkabılarımı giydiğinin Yemen kabileleri arasında duyulmasından hoşlanmam. Ancak devemin gölgesinde yürüyebilirsin. Bu sana şeref olarak yeter. Denilir ki bu zat Muaviye radıyallahu anh'ın halifeliği dönemine yetişmiş, yanına gelmiş, halife kendisini divan üzerine oturtarak bu hadiseyi anlatmış. Mesrur bin Hind birisine sorar, beni tanıyor musun? Kişi hayır der. Ben Mesrur bin Hind'im. Kişi ben seni tanımıyorum der. Hind ise gökteki ayı tanımayanlara yazıklar olsun der. Bu manada şair şöyle der. De ki şu kendini kaybetmiş mağrur ahmak kişiye, bilseydin böbürlenmenin kötülüğünü yapmazdın diye. Kendini beğenmek dine zarar verir, eksikliktir akıl için ve şerefi yok eder, artık uyanmak gerekir. Denilir ki ancak düşük kişiler kibirlenir ve sadece yüksek ruhlu kişiler tevazu gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şu üç şey insanı helak eder. Boyun eğilen cimrilik, peşinde koşulan heva ve kişinin kendisini beğenmesi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Nuh aleyhisselam ölmek üzereyken iki oğlunu yanına çağırır ve onlara şöyle der. Ben sizlere şu iki şeyi yapmanızı emrediyor ve iki şeyi de yasaklıyorum. Sizlere şirki ve kibri yasaklıyorum. Emrettiğimden birincisi ise La ilahe illallah demeniz ve ona uygun yaşamanız. Zira şurası muhakkak ki gökler, yer ve bu ikisinde bulunan ne varsa terazinin bir kefesine konsa, La ilahe illallah kelimesi de diğer kefeye konsa, mutlaka La ilahe illallah kelimesinin bulunduğu kefe ağır basa. Yine gökler ve yer bir araya gelip bir halka oluştursa da La ilahe illallah kelimesi bu halkanın üzerine konsa
halkayı parçalardı. İkinci olarak size Subhanallahi ve bihamdihi demenizi emrediyorum. Çünkü bu canlı cansız bütün varlıkların duasıdır. Bütün canlılar bunun sayesinde rızıklandırılır. İsa aleyhisselam şöyle der: Allahu Teala'nın kendisine kitabını öğrettiği ve zorba olarak ölmeyen kişiye ne mutlu. Abdullah bin Selam radıyallahu anh bir gün sırtında odun yükü olduğu halde çarşıdan geçerken kendisine derler ki: Seni böyle yapmaya sevk eden sebep ne? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın sana verdikleri sayesinde buna muhtaç değilsin. O şöyle der: Nefsimdeki kibir duygusunu kovmak istedim. Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. Bu ayet-i kerimenin tefsiri hakkında şöyle denilir: Eğer kadınlar bunu erkeklere çekiciliğini göstermek ve kendilerine arz etmek için yaparlarsa haram olur. Aynı şekilde erkeklerin de kendilerini beğenerek ayaklarını yere vurmaları haramdır. Zira kendini beğenmek büyük günahtır. 67. bölüm: Yetime iyilik yapmak ve zulümden kaçınmak. İmam Buhari şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben ve yetimin bakımını üzerine alan kişi şu ikisi gibiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada işaret parmağı ve orta parmağını gösterdi ve aralarını birazcık açtı. Müslim'deki rivayet şöyledir: Kendi yakını veya yabancı bir yetimin gözetimini üzerine alan kişi ile ben cennette şu ikisi gibiyiz. Hadisin ravisi bu esnada işaret ve orta parmakları ile işaret etti. El-Bezzar şöyle rivayet eder: Akrabasından olan veya başkasından olan bir yetimin bakımını üzerine alan kişi ile ben cennette şu ikisi gibiyiz. Bu esnada parmaklarını birleştirdi. Kim üç kız çocuğunu yetiştirirse o da cennettedir. O kişi için oruçlu olarak ve geceleri ibadet ederek Allah yolunda cihad eden kişi sevabı vardır. İbn-i Mace şöyle rivayet eder: Kim üç yetim kızın geçimini üzerine alırsa o kişi gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadetle geçiren, kılıcını çekerek Allah yolunda cihad eden kişi gibidir. Ben ve o tıpkı şu ikisinin kardeş oldukları gibi cennette kardeş oluruz. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta parmağı ile işaret parmağını birbirine yapıştırdı. Tirmizi şöyle rivayet eder: Kim Müslümanlar arasında bir yetim alır, onu yiyecek ve içeceğine ortak ederse, affedilmez bir günah yani şirk işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Diğer bir rivayet şöyledir: Ondan yüz çevirmediği takdirde cennet ona vacip olur. İbn-i Mace şöyle rivayet eder: Müslümanlar içinde en hayırlı ev, kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içinde en kötü ev de kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Ya'la şöyle rivayet eder: Cennetin kapısını ilk olarak açacak olan benim. Ancak o sırada beni bir kadının geçmekte olduğunu görürüm ve ona, sana ne oluyor, sen kimsin diye sorarım. Bana, ben sorumluluğunu üzerime aldığım yetimlere iyi bakan bir kadınım diye cevap verir. Et-Tabarani şöyle rivayet eder: Beni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, yetime merhamet edene, ona yumuşak söz söyleyene, düşküne yardım edene ve Allah'ın kendisine verdiği nimet ile komşusuna çalım satıp sataşmayana kıyamet günü Allahu Teala azap etmeyecektir. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder: Kim sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşasa, elinin dokunduğu saç sayısınca kendisine iyilik yazılır. Kim yanında bulunan bir yetim çocuğa veya yetim kıza iyilik ederse, ben ve o cennette tıpkı şu ikisi gibiyiz. Hadis alimlerinden bir topluluk ve El-Hakim şöyle rivayet eder: Allahu Teala Celle Celaluhu Yakup aleyhisselama buyurdu ki, Yakup'un gözlerinin görmez duruma gelmesi, belinin kambur olması ve Yusuf'a kardeşlerinin tuzak kurmasının sebebi şu idi. Yakup aleyhisselam ve ailesi bir gün koç kesmişler, sofrada yiyorlardı. Kapılarına oruçlu ve aç bir fakir geldi. Fakat ona yemek vermediler.
Sonra Allahu Teala Celle Celaluhu Yakup Aleyhisselam'a kulları arasında yetim ve fakirleri sevdiği kadar kimseyi sevmediğini bildirdi. Sonra yemek yapıp fakirleri davet etmesini ona emir buyurdu ve o da bunu yerine getirdi. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Dul ve kimsesiz fakirler için çalışan, Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Veya şöyle dedi zannediyorum. Gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Yukarıdaki hadis-i şerifi İbn-i Mace şöyle rivayet eder. Dul ve kimsesiz fakirler için çalışan kişi, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Seleften biri şöyle der. Ben içkiye müptela, günahlara dalmış biriydim. Bir gün bir yetim gördüm. Ona tıpkı çocuğum gibi hatta daha fazla iyilik yaptım. Sonra uyudum. Gece rüyamda zebanileri gördüm. Beni sert bir biçimde yakalayıp cehenneme doğru sürüklüyorlar. Tam o esnada karşımıza o yetim çıktı ve onlara ''Onu bırakın, onun için Rabbime yalvaracağım.'' dedi. Fakat zebaniler onu dinlemeyip devam etmek istediler. İşte bu esnada ''Onu serbest bırakın, biz onu yetime yaptığı iyiliğe karşılık bağışladık.'' diye hitap geldi. Bu hal üzere uyandım. O günden sonra yetimlere karşı fazlasıyla iyilik ve ikramda bulunmaya gayret gösterdim. Zengin Alevilerden biri vefat eder. Geride kalan ailesi ve kızları iyice fakir kalıp muhtaç duruma düşer. Çevredekilerin düşmanlık ve hakaretlerine maruz kalmamak için vatanlarını terk edip başka yere göçerler. Vardıkları şehirde terk edilmiş bir mescide yerleşirler. Anneleri kızlarını mescide bırakarak onlar için yiyecek aramaya çıkar. Şehrin ileri gelenlerinden bir Müslümanın kapısını çalar ve durumunu ona arz eder. Fakat o kişi doğru söylediğine inanmaz ve kendisinden söylediğini ispat edecek bir belge ister. Kadın şehre yeni gelmiş garip birisi olduğunu söylerse de adam kadını eli boş geri çevirir. Daha sonra kadın bir mecusinin yanına varır. Durumunu ona anlatır. Mecusi kadının anlattıklarına inanır. Hanımını gönderip kız çocuklarını evine aldırır ve onlara fazlasıyla ikramda bulunur. Gece yarısı olunca o Müslüman kişi rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Livai Hamd sancağını açmış, altında oturmakta ve yanında ise muazzam bir saray durmaktadır. Müslüman kişi, ''Ey Allah'ın Resulü, bu saray kime ait?'' diye sorar. Efendimiz de, ''Bir Müslümana'' diye cevap verir. Adam, ''Ben Müslüman ve muvahhidim'' deyince, Efendimiz bunu ispatlayacak delil getir der. Bunun üzerine adam şaşırıp kalır. Efendimiz adama yoksul garip kadının durumunu hatırlatır. Adam kadını geri çevirdiği için üzüntü ve pişmanlık içinde uyanır. Hemen sıkı bir şekilde onu araştırmaya başlar. Nihayet aradığı yoksul kadının Mecusi'nin evinde olduğunu öğrenir. Gider Mecusi'den kadını ister fakat o vermek istemez ve ''Onlar sayesinde evime bereket geldi'' der. Adam ''Sana 1000 altın vereyim. Onları bana teslim et der. Fakat Mecusi yine reddeder. Adam zorla almaya kalkışınca Mecusi ona şöyle der. Senin peşinde koştuğun şeye ben de senden daha layığım. Rüyanda gördüğün köşk benim için yaratılmıştır. Müslümanlığın ile bana karşı övünüyor musun? Allah'a yemin ederim ki ben ve evimde bulunan halkım bu kadın sayesinde Müslüman olduk ve öylece uyuduk. Senin rüyanda gördüğünü ben de gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o fakir kadın ve kızları senin yanında mı diye sordu. Ben de evet ey Allah'ın Resulü dedim. Bunun üzerine Efendimiz köşk senin ve ev halkınındır buyurdular. Bu hal üzerine şehrin ileri gelen o Müslüman zat ancak Allah'ın bileceği bir üzüntü ve keder ile oradan ayrılıp gider. 68. Bölüm Haram Yemek. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı batıl ile aranızda yemeyin.
ayet-i kerimede geçen batıl kelimesinden ne kast edildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bundan maksadın faiz, kumar, gasp, hırsızlık, hainlik, yalan şahitlik ve yalan yere yemin ile elde edilen mal olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn-i Abbas radıyallahu anh der ki, batıldan maksat bedel ödenmeden bir insandan alınan maldır. Yukarıda geçen ayetle ilgili olarak denilir ki, bu ayet indikten sonra sahabe-i kiram harama düşmemek için başkasının yanında bir şey yemekten kaçınmaya başladılar ve bu hal üzerine Nur suresindeki bu ayeti kerime indi. Amaya güçlük yoktur. Topala güçlük yoktur. Hastaya da güçlük yoktur. Bunlara yapamayacakları görev yüklenmez. Yapamadıklarından dolayı günahkar olmazlar. Sizin için de gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarını uhdenizde bulundurduğunuz yerlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir yaşama dileği olarak kendinize selam verin. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye size ayetleri böyle açıklar. Bazı alimlere göre ayetteki batıl sözcüğünden maksat fasit, yani İslam dinine göre geçerliliği bulunmayan akitlerdir. Bu hususta en tercihe şayan olan İbn-i Mesud radıyallahu anh'a ait olan şu sözdür. Bu ayeti kerime muhkemdir. Nesh edilmemiştir. Yani hükmü daha sonra yürürlükten kaldırılmamıştır. Kıyamete kadar da kaldırılmayacaktır. Batıl yolla yemek, haksız yolla edilen her türlü kazancı içine alır. İster gasp, hiyanet gibi zulüm yoluyla olsun, ister kumar ve el çabukluğu gibi oyun ve kandırma yoluyla olsun, hepsi de aynıdır. Bunların açıklamasını ileride yapacağız. Yine fasit akıt ile hile ve aldatma yoluyla almak da aynıdır. Bazı alimlerin şu sözü yukarıda söylediklerimizi teyit eder. Bu ayeti kerime bir insanın kendi malını veya başkasının malını zikredilen misallerde olduğu gibi haram yere harcamak suretiyle batıl yolla yemesinin haramlığını da kapsar. Yukarıdaki ayeti kerimede geçen ticaret olması hali müstesna cümlesi şöyle anlaşılmalıdır. Ticaret hangi manada alınırsa alınsın, ticaret kelimesinin batıl yollarla elde edilen kazançlarla ilgisi olamaz. Ticaret sırf karşılıklı bedelleri içine alan akitlerden ibaret ise de borç para vermek ve hibe gibi işlemler de başka delillerle buna eklenmiştir. Karşılıklı rızaya dayanan ifadesi ise dinin çizdiği sınırlar dahilinde gönül hoşluğu ile olmasını ifade eder. Ayet-i kerimede yemek tabirinin geçmesi sınırlayıcı bir kayıt değil, faydalanma yollarının en çok bilinen bu olması sebebiyle zikredilmiştir. Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir ayetindeki üslup ve ifade tarzı da aynen buna benzer. Buna benzer tarzda varit olmuş pek çok hadis-i şerif vardır. Bazılarını burada zikredelim. Müslim ve diğerleri Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Allah temizdir. Temizden başkasını kabul etmez. Allah-u Teala Celle Celaluhu peygamberlere verdiği emri aynen müminlere vererek şöyle buyurur. Ey peygamber! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Yine şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bir adam uzun süre yolculuk yapar. Saçı başı toz toprak içinde kalır. Sonra ellerini semaya kaldırır. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarmaya başlar. Halbuki yediği haram,
içtiği haram, giydiği haram ve bütünüyle haramla büyümüş. Öylelerinin duası nasıl kabul edilsin ki? Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Helal kazanç aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Et-Tabarani ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Helal kazanç aramak farz ibadetlerden hemen sonra gelen bir farzdır. Tirmizi ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Helalinden yiyen, sünnete göre yaşayan ve kötülüğünden insanların emin olduğu kişi cennete girer. Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bugün senin ümmetin içinde böyleleri çok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu söylediğim husus benden sonraki asırlarda olacaktır. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder. Şu dört haslet sende varsa dünyada elinden kaçırdığın hiçbir şey sana zarar vermez. Birincisi emaneti korumak. İkincisi doğru sözlü olmak. Üçüncüsü güzel ahlak. Dördüncüsü yediğini iffetiyle kazanmak. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kazancı helal, gönlü temiz, dış görünüşü nezih ve dilini lüzumsuz konuşmadan uzak tutan kişiye ne mutlu. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey Sa'd! Yiyeceklerini helalinden al, duaların kabul edilsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, kul haram bir lokmayı midesine attığında 40 gün süreyle hiçbir ameli kabul edilmez. Bedeni haramlarla beslenip büyüyen her kula cehennem ateşi daha layıktır. El-Bezzar şöyle rivayet eder. Emaneti riayet etmeyen kişinin ne dini vardır, ne namazı vardır, ne de zekatı vardır. Kim haram yoldan bir mal edinir ve bununla bir gömlek alırsa, o gömleği sırtından çıkarmadıkça namazı kabul edilmez. Allahu Teala Celle Celaluhu Hazretleri, üzerinde haram parayla alınmış gömlek bulunan bir kişinin namazını ve ibadetlerini kabul etmekten yüce ve uludur. İmam Ahmet, İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Kim 10 dirheme bir elbise alır ve bu 10 dirhemden sadece biri haram olursa, o elbise sırtında bulunduğu sürece Allahu Teala Celle Celaluhu onun namazını kabul etmez. Hadisi rivayet eden İbn-i Ömer radiyallahu anh, parmaklarını kulaklarına soktu ve sonra eğer bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmediysem her ikisi de sağır olsun dedi. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Kim çalıntı olduğunu bile bile çalıntı mal satın alırsa onun ayıbına ve günahına ortak olur. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden birinin ipini alıp dağa gitmesi, sonra sırtına odun yüklenip gelerek onun kazancını yemesi, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi ağzına koymasından hayırlıdır. İbn-i Hibban, İbn-i Huzeyme ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Kim haram mal biriktirirse ve sonra onun tamamını tasadduk etse, ondan hiçbir sevap kazanmadığı gibi günahı üzerinde kalmaya devam eder. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kim haram yoldan mal kazanır ve bununla köle azat eder veya akrabalarına iyilik ederse bunlar kendisi için sadece vebal olur. İmam Ahmet ve diğerleri şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu aranızda rızkınızı taksim ettiği gibi ahlakınızı da bölüştürmüştür. Allahu Teala Celle Celaluhu dünyalıkları sevdiklerine de sevmediklerine de verir. Fakat dini sadece sevdiklerine verir. Allahu Teala Celle Celaluhu kime din vermiş ise onu seviyor demektir. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki kulun kalbi ve lisanı selamete ermedikçe Müslüman olamaz. Komşusu da kötülüklerinden emin olmadıkça mümin olamaz. Sahabe-i kiram sordu. Bu kötülükler nedir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz buyurdular ki, kötülüklerden maksat aldatma ve zulümdür. Kul haramdan kazanır
ve bunu tasadduk ederse kabul edilmez. Ondan yaptığı harcamanın bir bereketi olmaz. O haram maldan geriye miras olarak bıraktığı ise sadece cehennemdeki azabını artırır. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kötülüğü yani günahları başka bir kötülük yani haram mal ile gidermez. Ancak kötülüğü iyilik ile siler. Pislik pisliği gidermez. Tirmizi şöyle rivayet eder. Sahabi-i kiramdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. İnsanlar cehenneme en çok hangi sebeple girerler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ağız ve cinsel organ. O kişi yine sordu. İnsanların cennete girmesine en çok vesile olan nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. Tirmizi şöyle rivayet eder. Kıyamet günü şu dört şeyden hesaba çekilmeden kulun ayakları kaymaz. Birincisi ömrünü nerede harcadığı, ikincisi gençliğini nerede tükettiği, üçüncüsü malını nereden kazanıp nerelere harcadığı, dördüncüsü ilmi ile nasıl amel işlediği. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Dünya yeşillik ve tatlıdır. Kim dünyada helalinden kazanır, harcanması gereken yerlere harcarsa, Allahu Teala Celle Celaluhu ona sevap verir ve kendisini cennete koyar. Kim de dünyada helal olmayan yollardan mal kazanır, onu haram yerlere harcarsa, Allahu Teala Celle Celaluhu onu alçaklık yurduna yani cehenneme atar. Allah ve Resulünün malına göz diken niceleri vardır ki, kıyamet günü onlar için cehennem ateşi hazırlanmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun haşredeceğiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İbn-i Hibban Es-Sahihinde şöyle rivayet eder. Haram ile beslenen et ve kan cennete giremez. Öyleleri ateşe layıktır. Tirmizi şöyle rivayet eder. Haram ile beslenen et yani beden mutlaka cehenneme layıktır. Diğer bir rivayet şöyledir. Haram ile beslenen bir vücut cennete giremez. 69. bölüm faizden uzak durmak. Faizi yasaklayan ayet-i kerimeler pek çoktur. Aynı şekilde faiz çok sayıda hadis-i şerif ile de yasaklanmıştır. Bu konudaki hadis-i şeriflerden biri Buhari ve Ebu Davud'un rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücuda dövme yapanları ve yaptıranları, faiz yiyenleri ve yedirenleri lanetledi. Köpekten alınan ücreti ve fuhuş kazancını yasakladı ve tasvircileri lanetledi. Ahmet, Ebu Ya'la, İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban, İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Faizi yiyen, yediren, bile bile ona şahitlik ve katiplik yapanlar, güzellik için dövme yapan ve yaptıranlar, zekatı umursamayanlar, hicretten sonra İslam dininden dönenler yani mürtetler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili ile lanetlenmişlerdir. El-Hakim şöyle rivayet eder. Şu dört kısım insanı cennete koymamak ve nimetlerini tattırmamak Allahu Teala Celle Celaluhu tarafından kesin olarak ifade edilmiş bir sözdür. Birincisi sürekli içki içenler, ikincisi faiz yiyenler, üçüncüsü haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler, dördüncüsü ana babasına isyan edenler. El-Hakim'in rivayet ettiği ve Sahihayn'ın yani Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun dediği bir hadis-i şerif de şöyledir. Faiz 73 şubedir. Bunun en hafifi kişinin anası ile zina yapması gibidir. El-Bezzar şöyle rivayet eder. Faiz 70 küsür şubedir. Şirk de onun gibidir. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Faiz 70 şubedir. En hafifi anası ile zina yapanın işlediği günah gibidir.
Et-Tabarani El-Mu'cemul Kebir'de Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişinin faiz yolu ile kazandığı bir dirhem, Müslüman iken yaptığı 33 zinadan daha büyük günahtır. İbn-i Ebiddünya, El-Bagavi ve başkaları Abdullah radıyallahu anh'tan mevkuf olarak rivayet eder. Ancak buradaki mevkuf hadis, merfu hadis hükmündedir. Zira faiz yoluyla kazanılmış olan bir dirhemin burada belirtilen sayıdaki 33 zinadan daha büyük günah olması ancak vahiy yolu ile bilinebilir. Bu sebeple Abdullah radıyallahu anh bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olsa gerek. Bu mevkuf hadisin rivayetlerinden biri şöyledir. Abdullah radıyallahu anh şöyle der. Faizin günahı 72 derecedir. Bunun en hafif derecesi kişinin Müslüman olduktan sonra anası ile zina etmesi gibidir. Faiz yoluyla elde edilen bir dirhem 33 defa zina yapmaktan daha kötü günahtır. Allahu Teala Celle Celaluhu kıyamet günü bütün iyilere ve günahkarlara ayakta durmaları için izin verir. Sadece faiz yiyenlere izin verilmez. O faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış gibi kabirlerinden kalkarlar. Ahmet bin Hanbel Müsned'de Ka'b-ül Ahbar radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. 33 defa zina yapmak bile bile bir dirhem faiz yemekten daha hafif günahtır. Ahmet ve Et-Tabarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kişinin faiz olduğunu bile bile yediği bir dirhem 33 defa zina yapmaktan daha ağır günahtır. İbn-i Ebiddünya ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hitabede bulundu. Faiz konusunu ve onun ne derece büyük günah olduğunu dile getirerek buyurdu ki, insanın faiz yoluyla ele geçirdiği bir dirhem, bir adamın 36 defa zina yapmasından Allah katında daha büyük günahtır. Halbuki en katmerli faiz, Müslüman kişinin şeref ve haysiyetine tecavüzdür. Et-Tabarani El-Mu'cemül Sagir'de şöyle rivayet eder. Kim bir hakkı örtmek için bir zalime yardım ederse, o kişi Allah ve Resulünün himayesinden uzaktır. Kim bir dirhem faiz yerse, 33 defa zina yapmış gibidir. Kimin de etleri yani vücudu faiz ile gelişirse, o kişi cehenneme layıktır. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Faiz 70 küsür derecedir. En hafif derecesi, Müslüman olduktan sonra kişinin anası ile zina yapması gibidir. Bir dirhem faiz yemek 35 zinadan daha ağır günahtır. Et-Tabarani El-Mu'cemul Efsat'ta şöyle rivayet eder. Faiz 72 kısımdır. Bunun en hafifi kişinin anası ile zina etmesi gibidir. Mümin kardeşinin namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmak ise faizin katmerlisidir. İbn-i Mace ve El-Beyhaki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Faizde 70 günah vardır. Bunların en hafifi kişinin anası ile zina etmesi gibidir. El-Hakim İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olgunlaşıp yetişmedikçe meyvenin satılmasını yasakladı ve buyurdu ki, bir ülkede zina ve faizcilik yaygınlık kazanırsa artık onlar Allah'ın azabını hak etmiş olurlar. Ebu Ya'la'nın İbn-i Mesud radıyallahu anh vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadis-i şerifte şu ifadeler vardır. Bir toplumda zina ve faiz salgın haline gelince kendilerini Allah'ın azabına maruz bırakmış olurlar. İmam Ahmet şöyle rivayet eder. Bir toplumda faiz yaygın hale gelince kıtlık ve kuraklığa uğrar. Bir toplumda rüşvet baş gösterirse korku ve huzursuzluğa maruz kalır. İmam Ahmed'in uzunca İbn-i Mace'nin özet olarak ve El-İsbehan'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Miraç gecesi 7. kat semaya vardığında yukarı doğru bakınca şimşekler, yıldırımlar ve fırtınalar gördüm.
Sonra bir topluluğun yanına geldim. Karınları bir ev büyüklüğündeydi ve içindeki yılanlar dışarıdan bakıldığında görülüyordu. Ben Cibril aleyhisselama sordum. Ey Cibril, bunlar kimdir? Bana bunlar faiz yiyenlerdir dedi. El-İsbehani Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Miraca yükseldiğim zaman birinci kat semaya vardığımda karınları büyük evler gibi olan adamlar gördüm. Karınları meyletmişti. Hepsi de Firavun hanedanın bulunduğu yere üst üste istif etmişlerdi. Her sabah ve akşam ateşin üzerine getirip durduruluyor ve şöyle diyorlardı. Allah'ım, kıyamet ebediyen vuku bulmasın. Ben Cibril aleyhisselama bunlar kimdir diye sordum. Dedi ki, bunlar senin ümmetinden faiz yiyenlerdir. Bunlar ancak şeytanın çarpıp sermeşe çevirdiği kişiler gibi kabirlerinden kalkarlar. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kıyamet kopmasına yakın zina, faiz ve içki yaygınlık kazanacak. Et-Tabarani Kasım bin Abdülvahid el-Vezzan'dan şöyle rivayet eder. Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu anh'ı sarraflar çarşısında gördüm. Şöyle diyordu. Ey sarraflar topluluğu, size müjdeler olsun. Çarşıdakiler dediler ki, ey Abdullah, Allahu Teala da seni cennet ile müjdelesin. Sen bizi niçin müjdeliyorsun? Abdullah radiyallahu anh şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey sarraflar topluluğu, sizi cehennemle müjdeliyorum buyurmuştu. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Mağfiret edilmeyen şu günahlardan kesinlikle sakınınız. Hıyanet. Kim bir hıyanet yaparsa kıyamet günü o hıyaneti ile birlikte getirilir. Faiz yemek. Kim faiz yerse kıyamet günü şeytan çarpmış ve delirmiş olarak getirilir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyenler şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım-satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan dolayı kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse İşte onlar cehennemliktir. Orada devamlı kalırlar mealindeki ayeti kerimeyi okudum. El-İsbehani şöyle rivayet eder. Faiz yiyen herkes kıyamet günü cinnet geçirmiş gibi ayaklarını sürükleye sürükleye gelir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar ayetini okudu. İbn-i Mace ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Malını faiz ile çoğaltan kişinin sonu kıtlıktır. Yani yoksulluktur. Yine El-Hakim şöyle rivayet eder. Her ne kadar faiz ile kişinin malı çoğalsa da onun akıbeti kıtlıktır. Ebu Davud ve İbn-i Mace Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen insan kalmayacak, faiz yemeyenlere de onun tozu bulaşacaktır. Abdullah bin Ahmet bin Hanbel, Zevaidül Müsned'de şöyle rivayet eder. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, ümmetim içinden şerli ve kibirli kimseler, akşamleyin şen şakrak oyun ve eğlence içinde yatacaklar, sabahleyin maymun ve domuz suretinde kalkacaklar. Onların bu duruma düşmelerinin sebebi haramları helal saymaları, şarkıcı ve çalgıcı kadınlar edinmeleri, içki içmeleri, faiz yemeleri ve ipek giymeleridir. Ahmet ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Bu ümmetten bazıları akşam yiyip içerek, oynayıp eğlenerek yatarlar. Sabahleyin maymun ve domuza çevrilmiş olarak kalkarlar. Onlardan bazılarının başına taş yağma ve yere batma gibi felaketler gelir. Öyle ki insanlar şöyle diyecekler. Allahu Teala falan topluluğu yerin dibine batırdı. Bu gece falancalar yere batırıldı.
yahut da Lut aleyhisselamın kavmine gökten taş yağdırdığı gibi üzerlerine gökten taş yağar. Bütün bunların sebebi içki içmeleri, ipek giymeleri, şarkıcı ve çalgıcı kadınlar edinmeleri, faiz yemeleri, akrabalık bağını kesmeleridir. Bir hasleti daha var ki onu Rabi unutmuştur.